Merhaba arkadaşlarım, merhaba canlarım benim. Büyük günü atlattık, büyük başarılarla, büyük zaferlerle atlattık. Gazetelere baktım da göğsüm kabardı. Böyle bir ulusun, ne derler ona, üyesi olmaktan, aidiyet duygularımın zenginliğinden onur duydum, gurur duydum. Ne güzel bir hükümetimiz var, ne muhteşem bir başkanımız var be. Merkez Bankası'nı bile dinlemiyor. Merkez Bankası Başkanı'na bağırdı, çağırdı, bir ağızda tükürmediği kaldı. Merkez Bankası Başkanı da yiğit adammış yiğit çocukmuş meğer ya. Dinlemedi Cumhurbaşkanı'nı. Ya Cumhurbaşkanı ben faiz, yüksek faizi sevmiyorum dedi. Hassasiyetim var dedi. Dinlemedi olan ya. 6.25 birden faizi arttırdı. %6.25. %24'e çıktı politika faizleri. Peki dolar ne oldu? Gazetelerimizin manşetleri şöyle: dolar tepe serçevi, dolar çakıldı, dolar düştü, dolar şaşırdı. Çok güzel ya. Dolar peleğini şaşırdı. Ya Berat Albayrak neden Maliye ve Hazine Bakanı seçildi diye başlığıyla yayınlanan videomda Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlatmıştım. Biliyorsunuz. Bir daha anlatmayacağım çünkü 580 bin kişi seyretmiş. Demek ki neredeyse bütün Türkiye seyretti sayılır. Havalara bak bende de. Hay Allah'ım ya. Ya dolar 4 lira 25 kuruştan geldi. Vallahi ya daha 3 ay önce 4 lira 25 kuruştu. 7.24'ü gördü. Bu sabah yani büyük günün sabahı 6.31'di. 6 lira 31 kuruştu güne başladığında. Sayın Reis bir konuştu abicim dolara. Dolar bir ara böyle debelenir gibi oldu. Ulan kafa tutayım dedi. 6.55'e kadar çıktı. O sırada 6.31'den dolar toplayanlar. Kimler acaba bilmiyorum tabii. 6.31'den dolar toplayanlar. Merkez Bankası para kurulu toplanmadan önce 6.55'ten çakıverdiler abi be. Merkez Bankası Başkanı da Cumhurbaşkanı dinlemedi. Bir geçirdi abi 6.25'i. Dolar oldu tepe sersemi. Şık ol evlilik dolar seni. Şımarır mısın sen? 6 lira 3 kuruşa düştü. 6 lira 3 kuruşa. Bir ara 6 lira 21 kuruşu gördü ama düştü ya abi 6 3 kuruşa. 6 lira 3 kuruş. Ya büyük ekonomistler var ya. Ya Türkiye'yi çok büyük dahiler. Dehalar yönetiyor ya. Canlarım ya. Ya bana kızmayın ya. Ya bana ne olur kızmayın ya. Türkiye'yi ekonomi komedyenleri yönetiyor ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ya televizyonları dinledim az önce. Aman Allah'ım ya Rabbim. Bir övgüler. Dolar düşmüş. Dolar perişan olmuş. Yahu Meliha Okur bile Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Berat Albayrak'ı tebrik etti ya. Fox TV'deki değişime bakar mısınız ya? Övmesinler mi? Yok övsünler. Övsünler de hani geçenlerde anlattığım Kıptinin sütüne benzemesin. Tencere ateşten indikten sonra pıs diye sönerse siz bakın cümbüşe. Canlarım benim şaka bir tarafa. Şaka bir tarafa. Bu sadece bir aspirin tedavisidir. Hastanın ateşi çok yükselmişti. Bir aferin çocuğum dediler. Bir aferin kakaladılar. Şimdilik ateş düştü gibi. Daha henüz tam düşmüş değil. Neden böyle? Çünkü ve dahi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sorun, yani doların sorunu varsa, yani Türk lirasının değer kaybetme sorunu, bu çok önemli. Türk lirasının değer kaybetme sorununun faiz aşağı faiz yukarıyla ilgisi inanın yok. Elbette faiz, enflasyon daha fazla gitmesin ileriye diye her ne kadar iktisat dehamız Sayın Cumhurbaşkanımız faiz enflasyonu sebebidir diyorsa da Merkez Bankası Başkanı dinlemedi biliyorsunuz. Faize çaktı abi neyse. Evet ama enflasyonla mücadele konusunda yanlış değil. Ama arkadaşlar ama benim canlarım her zamanki söylediklerimi tekrar ediyorum. Biz bir Avrupa ekonomisi değiliz. Biz Japonya değiliz. Biz Amerika değiliz. Biz Güney Kore değiliz. Neden? Abi onlar sağlam ekonomiye sahipler, güçlü ekonomiye sahipler. Oralarda en az milli gelirin, yıllık kişi başına milli geliri en düşük ülke Güney Kore ki onların bile
kişi başına milli geliri 30 bin dolar abi. Bizde 8 bin dolar. 8 bin dolar. Hadi şimdi %4 düştü diyorlar dolar. %4 daha düşse 832 bin dolar olur en çok. 8.300 dolar olur. Ya 8.300 dolar kişi başına milli gelirimiz var. 487 milyar dolar dış borcumuz var. Ya bunları gülerek söylüyorum. Çünkü aslında ağlayabilirim de isterseniz. Nasıl ağlarım? Söylerim soğanları gözlerime aktörler gibi ben de yaş akıtırım. Benim canlarım biz buradan gerçekten de samimiyetle söylüyorum. İşi ciddi alarak çıkamayacağız belli oldu ki. Gırgırı alarak ancak çıkabiliriz. Böyle bir şey olur mu ya? Ya faizler %6.25 arttı. 6.25 dolarda birazcık gerileme oldu. Ama onlar nereden alıyor doları yine? Benim Nasreddin fıkrası gibi. 6.55'e çıktı ya Sayın Cumhurbaşkanı konuşunca. Oradan aşağı alıyorlar. Ülen haytalar. Ülen namussuz keratalar. Ülen ergeleler. Sabaha başlarken dolar 6 lira 31 kuruştu. Niye oradan almıyorsunuz? Sizi gidi namussuzlar sizi. Sizi gidi ergeleler sizi. Canlarım inşallah. Bakacağız şimdi. Orta vadeli programa bakacağız. Orta vadeli program. Yani 2019-2021 yılları arasında neler uygulayacağız? Diyorlar ki gazeteciler, televizyondakiler. Ya adam polis müdürü. Mehmet soy ismini unuttum. Profesörmüş. Polis akademisinde öğretmen, hoca ya da neyse profesör. Adam ekonomi konuşuyor ya. İktisat dehası ya. Hükümetin Merkez Bankası'nın aldığı kararları övüyor. Allah'ım ya Rabbim ne günlere geldik ya. Vallahi billahi yakında yanlış anlamayın beni. Nalbant'tan ticaret bakanı olursa hiç şaşırmayın. Olur abi ya da bir nalbantı çıkarıp televizyona kalp nakli nasıl yapılır diye anlattırabilirler bunlar. Ya bunlar her şeyi yaparlar. Benim gözüm korktu. Bir başka konu benim güzel canlarım. Dünyada eşi menendi olmayan bir konu. Resmi gazetede yayınlandı. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda atandığım haberim yok arkadaşlarım seçmiş diyorlarsa da meğer Sayın Cumhurbaşkanı atamadan haberi yokmuş ama kendi kendinin atamasını resmi gazetede kendi kendisinin imzasıyla yapmış. Dünyada yok. Dünyada yok. Bir cumhurbaşkanı, bir ülkenin cumhurbaşkanı kendisini bir başka kamu kurumunun genel başkanı yapıyor. Yönetim kurulu başkanı yapıyor. Damadının da yardımcısı. Dünyada yok. Mesela yakında bir gün bir kızar emniyet genel müdürüne lan deyip bir bakmışsın resmi gazete yayınlanıyor. Emniyet genel müdürü Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şaşırırız. Acaba bu başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı diye. Ama altına bakarız muavin ve vekil Sayın Berat Albayrak. Ondan sonra da bir bakmışsınız Türk Telekom'a genel müdür olmuş. Olur. Niye? Devletin hazinenin hisseleri var abi. Şu anda Türk Telekom'un kimin olduğu belli değil çünkü. Neden? Türk Telekom'u 21 seneliğine kiralayan Lübnanlı Arap firma kaçtı gitti. Bir de borç taktı 5 milyar dolara yakın. Ya ben gülmeyeyim de kim gülsün ya? Ya ben gülmeyeyim de kim gülsün? Ey Türkiye, benim güzel Türkiye'm. Vallahi gülün, eğlenin. Neden eğlenin biliyor musunuz? Çünkü bir ülke ancak böyle bir durumda dibe vurmuş sayılır. Hani ünlü fıkra ya. Ünlü fıkra. Padişah diyor ya, bas vergiyi diyor. Sadrazama ve çalışanlarına. Basıyorlar halka vergiyi, gidin bakın diyorlar. Halk üzgün. O zaman yetmedi. Bir daha basın vergiyi, bir daha basıyorlar vergiyi gidiyorlar. Halk gene üzgün, biraz daha üzgün. Bir daha yükleyin vergi diyorlar. Bir daha yüklüyorlar vergiyi. Gidin bakın diyorlar. Halk bu sefer artık karaları bağlamak üzere. Yetmedi. Bir daha bassın vergiyi. Bir daha basıyorlar vergiyi. Bir gidiyorlar tekrar halka. Halk göbek atıyor, oynuyor. Benim gibi. Neşeli, eğlenceli. Eyvah diyor padişah. Neden diyorlar padişahım? Yetti. Çünkü artık oynatmaya az kaldı. Canlarım benim ya. Milletçe oynatmak üzereyiz. Türkiye demokrasisi böyle. Beyni siyasetçiler tarafından hacklenmiş seçmenler beyinlerini yemek masasında salata içine koyuyorlar. Beyin salatası yiyorlar. Kendi beyinlerini yediklerinin farkında değiller. Bu seçmenlerin demokrasisinde yaşıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz abi. Sen istediğin kadar masanda gerektiğinde peynir ekmek ye. Benim güzellerim, benim canlarım. Size bir şey daha söyleyeyim mi?
İnanın bu Türkiye'nin en huzurlu, en mutlu, en rahat ailelerinden biri ve biriyiz biz. Ben ve sevgilim. Küçücük bir köyde o kadar rahatız ki. O kadar mutluyuz, o kadar huzurluyuz. Kimseye ihtiyacımız yok. Evet, ikimizin emekli maaşı. Neden zenginiz biliyor musunuz? Biz neden mutluyuz? Kimin lafıydı unuttum, şimdi aklıma gelmiyor. Ama diyordu ki, dünyanın en zengin insanı en çok paraya ve servete sahip olan değildir diyordu. Dünyanın en zengin insanı diyordu, en az ihtiyacı olandır. Çünkü en az ihtiyacı olan çiftiz biz karı koca ya. Bizim ihtiyacımız ne olabilir ki? Yemek, içmek, bir de işte bu televizyonlara ıvırlara zıvırlara ödenen aidatlar. Canlarım be, buna rağmen niye çekiyorum ben bu çileyi? Neden bütün gün bağırıyorum, çağırıyorum, günde 5 defa 6 defa bazen bu telefonun karşısına çıkıyorum? Türkiye'nin değil şu anda, dünyanın en güçlü siyasetçisiyle cebelleşiyorum, bazen onu eleştiriyorum, ona hitaben konuşmalar yapıyorum, yanlışlarını söylüyorum. Neden ya? Neden alıyorum ben bu riskleri ya? Ne beklentim var benim ya? Hani iktidara değil de muhalefete yapsam bunları, haklı olarak dersiniz ki, ulan uyanık seni, gazetelerden birinde köşe kapmak istiyorsun. Ya arkadaşlar, ben ömrüm boyunca iktidar partilerinden yana olmadım ya. Hep iktidar partilerinin karşısında oldum. Herkes Tansu Çiller'in en iktidar döneminde en büyük paraların dağıtıldığı döneminde yanındayken, ben Tansu Çiller'in en zor döneminde sadece 90 milletvekili varken, %12 oya sahipken, muhalefette olduğu dönemde yanında oldum, danışmanlığını yaptım. Benim huyum bu. Benim yapım bu. Şimdi de o beyinlerini çıkarıp, eklenmiş beyinlerini çıkarıp masada salataya doğrayıp beyin salatası yiyenlerin yanında durmak zorundayım. Neden? Çünkü onlara her şeye rağmen acıyorum. Her şeye rağmen acıyorum. Kimileriniz bana kızacaksınız. Diyeceksiniz ki onların yüzünden bu çileyi çekiyoruz. Evet, ama hepsinin yüzünden değil. İnanın onların pek çoğu gerçekten zavallı, samimi, cahil, bilhassa eğitilmemiş insanlar. Oy deposu olarak kullanılan insanlar. Onları önünde sonunda mutlaka eğiteceğiz. Ve ne kadar tehlikeli bir iş yaptıklarının, oylarıyla bu ülkeye nasıl da zarar verdiklerinin farkında olmalarını sağlayacağız. Bunun başka çıkarı yok. Bunun başka yolu yok. Çünkü dünyada kendi kendini bir kamu kurumuna genel başkan yapan cumhurbaşkanı hiçbir ülkede yok. Hepinizi çok seviyorum. Canlarım benim. Hoşça kalın güzellerim benim. Sakın ensenizi karartmayın ha. Dibe vurduk dibe. Çıkmak üzereyiz. Çıkacağız. Bundan daha aşağısı yok çünkü. Hoşça kalın.